AK Parti'den patronlara bir günde iki kıyak. Vatandaş ekonomideki dar boğazla baş etmeye çalışırken iktidar vatandaşın yaşam koşullarını iyileştirmek yerine sermayeye cömert davranmaya devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat hesabı, memurlara ek zam, bireysel emeklilik sisteminde değişiklik gibi çok sayıda düzenlemeyi içeren torba teklife, TOKİ ihaleleriyle ilgili önemli bir düzenleme de eklenmek isteniyor. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu önergede, Cumhurbaşkanı'na TOKİ'ye iş yapan firmaların imzaladıkları sözleşmelerde sınırlama olmaksızın her türlü düzenleme yapabilme ve süre uzatımı yetkisi verilmek isteniyor. Önergenin teklife eklenmesi durumunda Cumhurbaşkanı TOKİ taşeronu şirketlerin ek taleplerini sınırlama olmaksızın karşılayabilecek, süresinde yetiştirilemeyen projeler sonucu ceza ödemek zorunda olan şirketlerin cezalarını ortadan kaldırabilecek. Muhalefet partileri Cumhurbaşkanı'na sınırları çizilmeden verilmek istenen yetkiye tepki gösterdi. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin itirazlarının ardından görüşmeler yarım kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Salı gününe kadar çalışmalarına ara verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Kemal Zeybek, düzenlemenin TOKİ ile iş yapan ve sözleşme gerekliliklerini yerine getiremeyen şirketlere yönelik kolaylık amacı taşıdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı KHK'lar ve Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla yıllardır meclisin çok üstünde yetki kullanımı yapmıştır. Aldığı onlarca yetkiyle yetinmeyen saray, şimdi de TOKİ ihalelerinde sınırsız yetkilere kavuşmak istiyor. Çerçevesi belirlenmeyen bu yetkiyi kesinlikle reddediyoruz. Sadece Erdoğan için değil, böyle bir yetki kimseye verilmemeli. İnsan hayatının ucuz görüldüğü, yaşam koşullarının ağırlaştığı, enflasyonun artık %50'lere dayandığı günlerde böyle değişikliklerin düşünülmesi ve yapılması kabul edilebilir değildir. AK Parti'nin imza attığı bir diğer düzenleme kur korumalı TL mevduat hesaplarından yararlanacak şirketlere yönelik oldu. Meclis Başkanlığı'na iki maddelik bir teklif sunan AK Parti, kur korumalı TL mevduat hesabından kazanılacak paralara karşılık ödenmesi gereken kurumlar vergisini kaldıracak. Kurumlar stopajlardan da muaf tutulacak.